Gelinlerimden Merve Adalı'nın gelinliği neden tartışma konusu olmuş? Hemen izleyelim, gelinliğini görelim önce. 25 bin liraya masa alacağına bence masa örtüsünü alıp kendine gelinlik yapmasaydı. Denize girdik gelinliğimle. Daha sonra gelinliğimi ben orada soyundum. İhtiyaç sahibi bile belki alır diye çöpün içine atmaya da kıyamadım, kenarına koydum. Nasıl bir duygusuzluk hayır, sendeki? Hayır, şimdi o ıslak, onu arabaya koysam araba... Ha, inanmıyorum ya. Hayır, insan gelinliğini nasıl çöpe atabilir ya? Seninki naftalin kokuyor da ne oluyor? En azından benimki yosun ne koktu güzel. Da aldılar. Ne kadardı gelinliğin fiyatı? 700 TL'di Hüsnü Hanım. O zaman çöpe atabilirdiniz yani, o kadar çok pahalı değil. Gördüm yani, kusura bakmayın şu gelinliğe, hiçbir şeye benzemiyor yani. Nasıl giyindirdiniz zavallı kızı bu böyle hiçbir şeye benzemeyen gelinliği? Ben mesela giyinmezdim. 9 yıl önceden yani, bahsediyoruz. Bir kuruşu bile almazdım yani. Hayır yani şey olarak hiçbir şeye benzemiyor. Belki gelini beğenmemiş, o yüzden atmış o elbiseyi. Oğlan çocuk gibi duruyor. Evet, ben de gelin olacağım. Büyük annesi gibi duruyor yanında. Kız büyük, kandırmıştır bu çocuğu. Gelinliği al işte, atmıştır oraya, gitmiştir. Yani sizin çocuğu sanki ufak olduğu için parmağında oynatıyor gibi geldi bana. Aynen, hayır öyle bir şey yok. Değerli Hanım, o gelinliği 40 sene önce ben de giydim, aynısını. Sizi bazen hiç anlamıyorum ya. Normal strapless, kabarık. Düz giyse niye düz derdiniz? Ya 10 sene önceye göre. 40 yıl önce kim giydim dedi. Ben. Ay. Şok oldum yani. 40 yıl önce aynı gelinliği mi giydin? Aynısından ben giydim. Zaten benim de gözüm bir yerden ısırıyordu o gelinliği. Senin fotoğraflarına da işte. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi sana en çok sinirlendikleri konu gelinliğini çöpe atmışsın muamelesi yapıyorlar sana. Sen de yani konteynerin yanına atmadım, koydum diyorsun hani birisi alsın diye. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Gelinliğin birisine verilmesine çok okeyim ama... Atmak? Hani... Ya şöyle atmak değil aslında. Şimdi herkes düğünde giyiyor gelinliği. Bir daha giyiyor musunuz? Evet, evet. Hiç giymiyorsunuz kesinlikle. Ya sandıklarda ya dolaplarda. Evet. Ben gelinliğimle çok güzel bir anı yaşadım. Orada çekimimizi düğünden bir hafta sonra yaptık. Denize girdik, sahilde fotoğraflar çektik. Yani sadece dolapta bırakmadım ya da sandıkta bırakmadım. Daha sonra onun hevesini aldıktan sonra iyice denizde aşırı ıslandı. Kumlar gelinliğin dantellerinin içine doldu zaten. Ya ben bunu şimdi eve götürsem, götüremem, imkansız zaten, sıra sıklama oldu. Ya dedim, şurada konteyner var, çıkarayım. İzmir'de bilirsiniz Alaçatı'yı, Çeşme'yi, orada çekilmiştik. Orada konteynerlerin kenarına koydum dedim, biri alır bari ihtiyaç Koruş sahibi. Ama madem öyle niyetlendin, hakikaten temizletip bari koysaydın, birine verseydin. Ya belki şimdi benden istemezler ama oradan alırlar diye düşündüm. Ben kimi vereceğimi de bilemedim. Çok gerçekten saçmalıyorsun ya. Sen orada resmen demişsin ki, ay bu çok kirlendi, ben bununla ilgilenemem demişsin. O kadar manevi değeri olan bir gelinliği hor görmüşsün ve çöpün kenarına atmışsın. Başkaları gelip onun sahiplenmesini bekliyorsun. Şöyle, aslında sahiplenmelerine de gerek yok. Belki almamışlardır. Belki çöpçü toplayıp attı. Hani o önemli değil benim için ama... O zaman ben bunu bir hayır olarak yaptım. Şöyle... Birisi alsın, sevinsin diye yaptım demeyeceksin. Çöpe attım. Yok yani diyeceksin. Belki almışlardır, belki almamışlardır. Öyle sonrasını demiyor, bilmiyorum. Yani ben oraya koydum. Uğraşmak istemedim. Aynen, ben oraya koydum ama ben gelinliğin, yani şöyle söyleyeyim. Tam anlamıyla her şeyiyle, yani düğünümde oynadığım... Fotoğrafı çok güzel çekildi. Hevesimi aldım diyor. Hevesimi aldım yani, dolapta saklayıp ya da sandıkta kalmasının anlamı yok. Peki Nateli'nin şöyle bir şeyi vardı. Çok pahalı bulmadı zaten gelinliği. Ha öyle ucuz ondan öyle yaptı. Diyorum ben de o yüzden. Herhalde değeri yoktu o elbisenin. Öyle yani, o gelinliğim 10 bin lira. Nikah elbisemi herhalde karıştırdı. Ama ben başka bir şey düşünüyorum. Dikkat edin ki gelinlik bu kadar fiyatı önemli değil. 700 TL nereden çıktı? Kayınvaliden. Herhalde nikah olarak karıştırdın. Olarak biliyorum. Gelinlik. Hayır, nikah elbisem 700 lira. Orada hem nikah hem düğün gözü. Size 700 mü dediler yoksa Derya abla? Ben 700 TL diye biliyordum. Eyvah. Hayır, 10 bin lira gelinliğim. Ama bak değil. Şimdi ucuz bir gelinlik olsa vallahi olsun. Keyfinde çıkarmışsın değil mi? 10 bin lira. 10 bir de önce. Ne zaman? 10 sene önce. Çok iyi para. Ha? Gelinlik için. Evet. Şu an bile iyi para. Yok, yani. Hayır, 700 TL bile olsa kıymetli yani. Bu düğün.
Anası. Niye kadınlar, niye kızlar o zaman nikah istiyorlar, altın istiyorlar, niye? Peki, bu da mesela... aynı şekilde bu bir kadının şey, gelinlik yani o ne? Gelinliğini diye. Saklayıp ne yapacaksın? Ama tamam, umur, kendini çocuklara gösterirsin. Yani. Manevi de birine vermek var. Bile, birine vermek var. Çok şey bakıyor. Aynı anda konuşmayın. Kiraya alıyorlar falan, onu da rağmen ben kötü bakıyorum. Neden? Çünkü sen kendin şeyini taşıyorsun. Mutluluğunu atıyorsun. Bu senin günün. Merve, sen olayı anlamıyorsun. Sandık bekletmene gerek yok. Al o an. Ya da birisine ver, birisine söyle, yakın birisi varsa, o an çekimlerin varsa. Bu temizlensin, ihtiyaç sahibi birine verilsin. Bu şekilde de yapabilirsin. Sen ne yapacağım, sandık mı bekleteceğim, naftalin mi kokutacağım? Yani istememişsin, anladın mı? Onu duygusuz, sen normal bir elbise olarak görmüşsün. Ay, bahsettiğimiz şey de hani fiyatı da ucuz değilmiş ya, evet. 10 bin lira 10 yıl önce 4 tane koltuk takımı alınabiliyormuş bak o zaman. Benim gelinliğimi köyde herkes giymiştir bak. Şu anda da 10 bin lira gelinlik. Benim gelinliğimi inan bak köyde herkes giymiştir. Yani. Çünkü yoktu o zamanlar. Bende vardı. Herkes benim gelinliğimle. Herkesine paylaştım. Keşke sen de öyle yapsaydın. Ben de şöyle söyleyeyim. Ondan aslında bahsedeyim. Çöpe atacaktım. Kıyamadığım için zaten çöpün kenarına koydum. Çöpe atsaydım. Aynı şey çattım. Yanı ya da önü değil yani. Aynı ama şey. Ama ben çöp... doya doya hevesimi aldım. Yani gelinliğimi giydim. Onunla fotoğraflarım var. Yani başkası ya giysin ya da giymesin. Ya siz sakladınız. Sizinki dura dura zaten sararmıştır. Şimdi, yırtılmıştır. Merveciğim, bir şey soracağım. Mutlaka görüyorsundur sosyal medyada. Kızlar genelde annelerinin gelinliklerini, nişan elbiselerini kendi düğünlerinde de kullanıyorlar. Hatırası, anısı var diye, değil mi? O kadar saygı duyulacak bir şey bu gelinlik. Sen gelinliğine saygı bile duymamışsın. Şöyle yapabilirim. Yani... Fotoğrafları var ya, aynısını birebir diktiririm. Çok mu istiyorsun kızım? Gel diktireyim sana aynısını. Hayır, diktireyim. Ben benim gibi giymek istiyorsan. Hayır, şey birazcık aslında değişik geliyor. Yani gerçekten kullan. Mesela Derya, sana da öyle gelmiyor mu? Biz mi? Nasıl? Garip. Sana garip gelmedi mi mesela konteynerin yanına bırakması? Yani şöyle... Benim hoşuma gitti. Sonuna kadar o anıyı tazeleyip ne bileyim doğal olarak fotoğraf çekildikleri için bir nebze ben beğendim yani. Evet, yani hepsinin stüdyo çekimi. Hiçbirinin yani doğal olarak hiçbir yapay. Hayır, sizin için o zaman ne paranın önemi var, ne kıyafetlerin önemi var, ne özel günlerin. İsraf. Sadece fotoğrafın önemi var. Şu an bunu anlıyoruz değil. Yani 10.000 TL'ye çöp atmışsınız. Şöyle söyleyeyim, burada bile geliyoruz, fotoğraf çekiliyoruz değil mi? Anılar güzel bir şey kalıyor. Ben orada çok değerli bir şey yaptım. Hepiniz stüdyoda resim çekildiniz ama biz orada yaşadık. Bütün gün oradaydık. Merveciğim, ne yaşadığın sormuyoruz kadar oradaydık. Verdiğiniz pozlar gerçekten güzel. Fotoğraflarınız gayet güzel. İkiniz de eşinle çok uyumlu, güzel olmuşsunuz. Evet, bunda hemfikiriz. Biz senin duygusuzluğunu konuşuyoruz. Ya duygu bu bilmem de hani artık paranın değerini düşünürsek 10 sene önce askeri ücret çok 846 TL'ymiş. Ya, evet yani ya. 10 tane askeri ücretten bahsediyoruz. 11 tane neredeyse. Öyle. O yüzden sadece sanırım ona daha çok takılıyoruz. Evet, şımarıklık yapmış. Yok, eşime yani sordum mesela ben bırakırken. Bırakayım mı dedim. Bırak dedi o ya. Bir daha yaparız düğün dedi. Aha. Bir daha giyersin gelinlik. Ne olacak dedi mesela. Eşim o konuda bana mesela çok şey yapar, destek verir. Hani ben orada belki eşim bırakma dese bırakmazdım. Evet, onu tekrar o sularla o kadar ağırlaştı ki zaten gelinlik. Onu orada süzdürmem lazım, kumlarını arıtmam lazım. Belki orada bıraktım yani, eşim bırak dediği yani için. Yani Merve'den çok başka bir şey bekleyemezdik. Ya. Şu an bile söylüyor zaten. Ben 2 yıl içinde beyaz eşyamı atıyorum, yeniliyorum diyen bir insandan bahsediyoruz. Manevi değeri yok yani. Hüsniye abla, sen yaşa da takıldın. Gelinin Adalı'nın kocasından daha büyük olduğunu düşünüyorsun. Evet. Görsel olarak. Öyle mi aslında? Değil. Aynı değil ama nüfuslara baktı herhalde Hüsniye abla. Hayır, tek ben görmedim herhalde videoyu. Sizler de gördünüz. Evet, eşim daha biraz küçük ufak gösteriyor. Evet, eşim daha ufak. Ama eşim 2 yaş büyük yani. Çok da yaş farkı yok aramızda. Şuradaki fotoğrafa göre farklı. Sen orada biraz Çerkez kızlarına benziyorsun böyle. Onlar evet, da iri, evet, uzun eşim boylu. Eşim zaten çelimsizdi biraz daha. Şu an biraz daha hani... olgunlaştı. İlk zaman ilk zaman biraz daha evet daha çocuk sırası. Çelimsiz. Öyle gerçekten zayıftı. Biraz daha... Senin gördüğün tabirle çocuk dedin bana, annesi dedin. Sen iyi bakıp büyütmüşsün kocana. Tabii gelinlikleri ben, atarak. Yok, ben 4 tane çocuk büyüttüm. Kocamı da büyüttüm tabii ki de. Ya Hüsnü abicim, beni annesi olarak gördün. Merveciğim, sen eşin ne derse yapar mısın? Mesela o demiş ya, ay ne uğraşacaksın, koy oraya, bırak gitsin demiş ya. Ne bileyim, sen hayır ya ben ona kıyamam ya da yok biri giysin falan diye hiçbir tepki göstermedin mi? Ben bırakmak istediğim için, eşim de onay verdiği için bıraktım. İnan ki ben her dolapta gelinliğimi gördüğümde
rahatsız oluyorum. Ya. Bunu neden birine vermiyorum diye. Ben de çok severek yaptırmıştım. Sonra şey dedim, 10 yıl olsun bir kere daha giyeyim aynı kilodaysam. Sonra da birine yani vermek çok isterim. Hatta birilerine. Ona kıyamadık sanırım hep beraber. Ama vermekten bahsediyorsunuz. Çöpün kenarına evet. Bırakmaktan asla değil. Asla bırakmam. Yani. Kesinlikle. Şey kıyamam galiba. Hemen bilmesi lazım. 20 sene bekledi öyle olmuş. Bir manevi, 20 sene bekledi benim dolap. Manevi değeri çok yüksek yani gelinlik. Kızım olsa yani gelinlik sana özel bir şey bilmiyorum. Evet. Asla yapamazdım. Benim yani. Hala nişanlılık kıyafetim duruyor. Ya. Evet, işte. Atamadım. Ya bak. Nişanlılık şimdi kıyafetim evet, duruyor. Neden duruyor? Çünkü o an özel bir an. Anılarıma değer veriyorum. Sen yaşadığın zaman dilimine, zamana değer vermiyorsun. Zamanını kötü kullanıyorsun. Orada yaptığın zaten telafisi mümkün olmayan bir hata. İyi niyetli olmuş olsan onu alır bir şekilde güzel. Bunu anlatmanın yani bir anlamı yok. Yaşın hiç kaçtı şey değil o yani. Zaman? 21 yaşında evlendim. Çok da hani küçükmüş ya belki düşünememiş. Şimdi olsa yapar mısın öyle bir şey? Yine yaparım ya. Yani ben... gerçekten Allah Allah. Ben eşyaya değer vermiyorum. Siz bunu anlamıyorsunuz. Ama o bir eşya değil ki. Nişanlığın kaldı ne olacak? Yani ben evde bile fazla eşya tutmam. Mesela ama bir şeyi boş ağzıma atarım. Konu, başka yani konu. Sonuç. Ben bak koltuk mesela değiştirmek istesem onu bile hani başka, herhangi bir yere bırakamam. Hani ihtiyacı varsa bunu biri istiyorsa vermeyi tercih ederim. Sadece o kısım birazcık. Yani. Para çok geliyor galiba size. Konuyu geçiyorum. Sosyal medyada zaten tartışılacaktır bu konu. Siz gelinliğinizi çok ıslandı, içine kumlar girdi diye taşımaya üşenip, temizletmeye üşenip koyar mıydınız konteynerin yanına? Merak ettim doğrusu. Siz de buna bir cevap verin bence. Son tadım. Derya'cığım hazır mısın? Hazır. Hadi günün noktası seninle.